Haydi. Ya Allah. Deşetti Hicaz'a demir yolları. Kurul. Ummalı Safter. Bir elde kalkan, bir elde hançer, Serhat'ta doğdu. Gelin abi, gelin, geri gelin. Evet. Abi niye gelmiyorsun? Gideceğim. Kaç sene? Kaç sene? Kaç sene? Kaç sene? Kaç hazır mıyız? 3 değil mi? Şimdi bırakıyoruz. Hadi bakalım, biraz gel. Sizler de görüyorsunuz, pandemi sürecinde olmamıza rağmen 1 Temmuz'dan itibaren kontrollü bir şekilde normalleşmeye başladık. Maske, mesafe ve temizlik şartlarına uyduğumuz takdirde bu tür etkinlikleri kontrollü bir şekilde yapabiliyoruz. Çünkü vatandaşlarımız da artık doğaya çıkmayı özlemiş durumda. Bunu da şu anda Kuyucak köyümüze gelen ziyaretçilerimizin sayısından çok rahatlıkla görebiliyoruz. Ben şunun altını çizmek istiyorum. Ülkemizin birçok ilinde, ilçesinde son yıllarda lavanta dikimi, lavanta bahçelerinin oluşturulması başladı. Görsel turizmi ön plana çıkartabilmek için ve kırsal turizmle kırsalda yaşayan insanımızın ekonomisine katkı verebilmek için. Ama ben altını çizerek söylüyorum. Lavanta bahçelerini, gül bahçelerini doğal ortamında görmek isteyen misafirlerimiz mutlaka Isparta'ya uğramaları lazım. Özellikle lavantada Keçiborlu ilçemize bağlı Kuyucak köyümüzü görmeden lavanta bahçelerini gezdik vatandaşlarımızın dememesi lazım. Çünkü lavanta bu bölgede 80 yıldır, 90 yıldır çiftçimizin bahçelerdeki bahçe turizmi, görsel turizminden önce de ticari anlamda yapılıyordu. Çünkü lavanta asıl yağı için üretilen bir tarım bitkisi. Ancak son 5-6 yıldır bu güzel mor bahçeleri de turizme kazandırmak için gayret sarf ediyoruz. Isparta genelinde 1400-1500 akıllı Davraz Kayak Merkezi'nde, yine Keçiborlu'ya bağlı Kavak Köyü'nde
Söğüt Dağı'nda 1500-1600 metrede gül ve lavanta bahçelerini bu tarihlerde görmek mümkün. Keza Eğirdir ilçemizin Sorkuncak Köyü'nde Eğirdir Gölü'ne nazır yeni bir 90 bin metrekarelik, 100 bin metrekarelik bir lavanta bahçesi oluşturmaktayız. Bunu şunun için yapıyoruz. Bu kalabalıkları şehrimizin muhtelif yerlerine, muhtelif ilçelerine ve köylerine dağıtmak istiyoruz. Çünkü dışarıdan gelen insanlarımız gezerek, görerek, eğlenerek harcama yapıyor ve kırsalda yaşayan insanımızın tarım üretiminin yanında, tarımsal gelirinin yanında turizm geliri de sağlayarak ev ekonomisine bir katkı sağlıyor. Şu anda geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı bu bahçelere yaklaşık 350 bin misafirimiz yardım etmişti ama bir önceki yıl 1 milyon rakamlarına ulaşmıştık. Ümit ediyoruz ki bu yıl yine 1 milyon rakamlarına özellikle Keçiboğlu'da, Kuyucak köyümüzde ulaşmış olacağız. Çünkü son bir bu başladığımız ilk bir haftadır, 6-7 gündür yaklaşık 25 bin aracın köyümüze giriş yaptığını tespit etmiş durumdayız. Yani bu da yaklaşık 100-120 bin ziyaretçi demek. Eminim ki önümüzdeki 30 gün içerisinde bu rakam 100 binden 1 milyona çıkacaktır. Bu da yöremizin insanlara büyük bir katkı sağlıyor. Diğer taraftan ziyarete gelen misafirlerimiz bu doğal ortamda, mor bahçelerde stres atıyor, güzel fotoğraflar çekiyor, gelecek nesillere güzel fotoğraflarla, görsellerle bir hatıra bırakmış oluyor. Güvenliğimiz, sağlık tedbirlerimiz şu anda en üst düzeyde alınmış durumda. Bütün doğa severleri bu pandemi sürecinde eve kapanarak bunalmış olan vatandaşlarımızı Isparta'ya, Keçiboğlu'ya, Kuyucak Köyü'ne, lavanta bahçelerimize davet ediyorum. Hepsine hoş geldin diyorum.